beyler, bu gece Türkiye'nin çok önemli bir müzisyenini ağırlayacağız bu stüdyoda. Sarayın merdivenlerinden çıkacak, karanlık koridorlarından süzülerek kralın bizi çıplak olarak beklediği odaya gireceğiz. Hanımlar, beyler, Feridun Düzağaç! Spot ışıkları onu aydınlattığında kocaman gölgesi düşecek ardına. Çocuğun tahayyülünden büyüktür gövdesi. Gölgesinin haşmeti büyüler ona bakanların gözlerini. Çocuk korkar kendi gölgesinden. Belki onun içine sığınır. Çıkamaz belki de ömrü boyunca bir başkasının gözündeki resminden. Gel, bu çocuğu azat edelim. Onu kendisine geri verelim. Bir kez daha büyütürken onu kral çıplak diyelim. Ya bunlar harikulade besteler. Teşekkürler. Bu akşam jenerikler çok pahalı. Benim sevgili dostlarım çalıyorlar. Sağ olsunlar. Evet, sağ olsunlar. Hakikaten ve bunlar çok güzel besteler. Hangileri acaba kırgın, hangileri bezgin, hangileri sıkıntılı, hangileri yalnız, hangileri kaçak? Hepsi mi? Hepsi aslında. Bilmiyorum Okan, son iki albüm özellikle biraz fazla kendi derdime daldım. Çok fazla aşkı, ilişkiyi çok fazla sorgulayan şarkılar yazdım. Ama hepsi bana ait şeylerdi. Bilmiyorum, bu aralar rutubetten nem kapan bir moddayım zaten. Ama internette falan şöyle bir adım yazıp arama yaptığımda hakkımda yazılıp çizilenlerin eskiye kıyasla çok iyi tınlamadığını, bende çok iyi tınlamadığını gözlüyorum. Yani böyle, ya Feridun abi iyisin hoşsun da yeter artık tadında bir durum oluşuyor sanki. Acaba ya yazmayanlar? Ya sen bu kadar uzak, hangi ada? Bozcaada. Bozcaada'da bu kadar herkesten uzak, Bozcaada'da kendine has bir yalnızlığı sürdürürken aslında başka yalnızlara da ilaç olmuyor musun? Ya da kılavuz olmuyor musun? Ya da başka yalnızlara da bir anlamda arkadaşlık etmiyor musun? Aslında hakkımda bazı gerçekleri duymaya tahammülüm yok benim. Bunu itiraf edeyim çünkü bugün galiba itiraflar gecesi olacak. Mesela benim adım üzerinde gelişen işte mutsuz, depresif, karanlık, yalnız adam tanımlamasını duyduğumda içgüdüsel olarak bir tepki veriyorum. Çünkü gerçek. Ama bunu başkalarından duymaya pek tahammülüm yok. Son albümlerde biraz durumlarımla eğleniyorum da aslında. Ama sanıyorum en çok bilinen ve en çok sevilen şarkılar hep kalbi kırık şarkılar olduğu için bu benim değişmez ve başka bir yöne gidemez bir mizacım gibi algılanıyor. Oysa ben uzunca bir süredir daha basit, daha sade olmanın peşindeyim. Bunu bir şarkı yazarı olarak olması gereken bir süreç olduğuna da inanıyorum. Bir süre herhalde kendime yazacağım şarkılarımı, bir süre yazdıklarımı paylaşmamak gibi bir hani nadas, ikinci bir nadas dönemine ihtiyacım var sanki. Bu arada yazılmış şarkılar üzerinden bir albüm olabilir. Hmm.
ortak özelliği şarkı yazarı olan insanları bir albümde birleştirmeyi düşünüyoruz. İşte yaşça ve hani tırnak içinde kariyer olarak benden bir alt jenerasyon benim şarkılarımı söyleyecek sevgili dostlarım. Ben çok de, güzel fikir. Ben de bir üst jenerasyonun, ustalarımın şarkılarını söylemeyi hayal ediyorum. Ama ustalar kısmı biraz zor ilerliyor açıkçası. Ama gençler, hani gençler sağ olsunlar. İşte Emre var, Manga var, Pinhani var, Cem Adrian var, Cem Özkan var, güzel. Cehan Barbur var sağ olsunlar, Badem var. Ama ustalar biraz soru işareti. Olursa çok sevinirim. Yani yakışıklı bir albüm olur. Hem ben sanki son şarkılarımı eskisi kadar beğenmiyorlar tribinden kurtulabilirim. Beğendikleri garanti olan şarkılarla. Umarım bu nadası da iyi değerlendiririm ama çok yanlış bilinen bir şeyi düzelteyim. Bozca da benim kaçış yerim. Yani gidip orada işte üzüm bağlarına ve rüzgar güllerine bakarak elimde gitarla şarkı yazdığım bir yer değil. Aksine benim için çok önemli olan sıradan suretimi yaşamak imkanı bulduğum bir yer. Çünkü ben 13 yıl önce gittim Bozca'da ve oradaki arkadaşlarım için, oradaki dostlarım için Feridun abiydim. O duygu benim için çok pahalı. O yüzden yanlış bilinen bir şey bu. Bunu düzeltelim. Peki. Aslında hayatınla ilgili birçok sorunun cevabı bizim şimdi bugünden geriye doğru giden antolojik, küçük, çok da sana layık olmayan belgesellerimiz de var. Onlardan ilkini izliyoruz. Feridun Düzağaç, herkesin bildiği, tanıdığı, mutlaka bir şekilde aşina olduğu bir müzisyen. Türk rock müziğinin entelektüel ve şairane tarafını temsil eden bir şarkıcı. Onu Morrissey'e benzetenler de var, gözlüklerinden dolayı Bono'ya da. Ancak Düzağaç ne dünyada ne de Türkiye'de kimseye benzemeyi, benzememeyi ya da belli bir şekilde tarif edilmeyi umursamıyor. Aykırının sıradanlaştırıldığı ve emeğin biraz önemsiz kılındığı bir dönemde benim müziğim biraz Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi derken karikatür bir rockstar olmaktan nasıl çekindiğini de ifade etmiş oluyor. Feridun Düzağaç bugüne kadar 7 stüdyo albümü yapmış, birçok ödül kazanmış, hatta sinema filmleri ve dizilerde rol almış çok yönlü bir sanatçı. Yine de müziği her zaman ayrı tutuyor. Şu fani dünyada kendimi anlamlı hissettiğim tek alan yazmak ve onunla kalplere dokunmak diyor. Müziğin benim için birleştirici ve çoğaltıcı bir anlamı var. Çok güçlü bir araç ve güçlü bir silah. 1994'te keşke şimdi fırsatım olsaydı da karşılıklı kadeh tokuşturabilseydim dediği babasını kaybeden ve fakat 99 yılında kızı Fuyanız'ı kucağına alan Düzağaç bugün dipte, sonda ya da depresyonda değil. Olsa olsa müziğin ve dünyanın gittiği yönden ötürü biraz kaygılı. Yine de Feridun Düzağaç, mutsuzların, kaybetmişlerin ve umutsuzların yüksek perdeye hiç çıkmayan sesi olarak şarkılarını söylüyor. Düzağaç, an itibariyle Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu serseri şairlerin belki de en sonuncusu. Yetmedi, sen yetmedin, ben yetmedim, ah ne rüyaymış. Sonsuza sürermiş bir aşk masalıymış. Hepsinden farklıymış, hepsi güyaymış. Bir kadın tanıdım, her kime dokunsa dün yarın fark etmez, beni aldatırdı. Uykuma girerdi, rüyalarımdaydı. Alır karşısına, aşkı anlatırdı. Varmış, bir yokmuş, ama bir tekmiş,
yerine yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Ama bir tekmiş, yerine yokmuş. Ateşi sönüyor. Bir yangın girdi eskiden kalbim. Sular altında can çekişiyor. Bir kadın tanıdım adını anınca. Kuşlarım dansa başlardı. Uykusuzlu geceler yıldızlar altında. Başım hızla döner, aklım yavaşlardı. Bir varmış, bir yok. Ama bir tekmiş, yerine yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Ama bir tekmiş, yerine yokmuş. Üniversitede kurduğu tını grubuyla bir süre çalıştıktan sonra Ferud'un düz ağaç biraz hız kesti. İşletme mezunu Adanalı bir delikanlı ve yeni evlenip müziği geçmişte bırakmış biri olarak kendisine sakin bir hayat kurdu. Ancak Haluk Levent'in abisi Ali yakın arkadaşıydı ve müzik provalarının bazılarına Haluk Levent de gelip gidiyordu. İstanbul'da şöhreti yakaladıktan sonra Haluk Levent, Ferud'un düz ağacı bir müzik kariyeri yapmak konusunda motive etti. Düz ağaç da her zamanki iddiasızlığı ve sükunetiyle kalkıp İstanbul'a geldi. 1997'de yaptığı ilk albümündeki Lavinia şarkısı listeleri alt üst ettiyse de 99 ve 2001 yıllarında iki albüm daha yaptıysa da Düz Ağaç İstanbul'daki ilk yıllarını bir kabus olarak hatırlayacaktı. Prodüktörlerle aynı kafada olmaması ve piyasanın acımasızlığı Düz Ağaç'ın neredeyse her şeyden vazgeçip Adana'ya geri gitmesine yol açacaktı. Ancak 2003'te yaptığı orijinal altyazılı albümü onun için bir dönüm noktası oldu. Yıllarca Bozcaada'da yaşayan bu sessiz adamın besteleri artık geri dönülmez bir şekilde ünlü olmuştu. Kendisini eleştiren bir köşe yazarı, Ferud'un Düz Ağaç'ın işleri için şiirli müzik dedi. Bu aslında çok doğru bir tarifti. Düz Ağaç'ın da zaten daha fazlasını iddia ettiği yoktu. Ferud'un Düz Ağaç orijinal altyazılıdan sonra bir devam filmi, siyah beyaz Türkçe dublaj, Uykusuza Masallar ve FD7 adlı 3 albüm daha yaptı. Müzik dünyasının bu üzgün, dertli, pişman ama her şeye karşın umutlu çocuğu, ilginç şarkı ve albüm isimleriyle, verdiği sayısız konserlerle ve müzikli şiirleriyle dinleyicinin her zaman ayrı tuttuğu o gizli ülkede yaşamaya devam ediyor. Şimdi seslendirdiğim bu parça kaç senesi? Son albüm. Son albüm. FD7'den bir varmış bir yokmuş. Bu peki bu parçayla ilgili problem ne? Yani bu çok mu seninle ilgili? Yani bununla ilgili mesela şimdi evet işte internette yazanlar ya da belki sokakta falan da söylüyorlar mı bilmiyorum ama. Şarkı yazmak da benim
şarkı yazarken çok önem verdiğim, hassas olduğum bir nokta var. Elbette ki benim kişisel sayıklamalarım ya da hezeyanlarımın her zaman şarkı değeri olmayabilir. Bunu ayırt ettiğim çok oluyor. Bu tabii ki benim ama herkese ait olabilecek bir şey. Hani bilmiyorum, birçok şeyin teknolojiye ve teknolojinin bize dayattığı hızlı, hızlı, acımasız yaşama ne kadar adapte oluyor bilmiyorum ama acaba bu sevgili gençlerin hayatında benim derdine düştüğüm bir sen var mı? Olmalı. Ama sanki yokmuş gibi algılıyorum. Var mı? Bana daha ilginç gelen şu söylediklerinden, birçok popüler müzik yapan dostlar var. Ara sıra görüştüğümüz, hepimiz tanıyoruz. Ama onların bu şarkıları bestelerken ya da sözleri yazılırken ya da stüdyoda seslendirirken hep ya şöyle bir laf da bunu uçurur, bunu tutturur, bunu patlatır gibi dertler içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu dertleri de gayet rahatlıkla anlayabiliyoruz. Kariyerini sürdürmek zorunda, müzisyen arkadaşlarını yaşatmak zorunda, ailesini yaşatmak zorunda falan filan. Yani bir sürü dertler içerisinde. Şimdi senin gibi bunu tamamen kendi kişiliğine çekmiş, neredeyse dışarıdan bencilce görünecek bir şekilde müzik yapan bir adam aslında tam olarak sanatın tarifini yapıyor. Hangi ressam, hangi heykeltıraş ya da başka bir sanat mensubu kendi derdinde değildir ki? Kendi derdiyle başkalarının dertlerini araştırmaz ki, kucaklamaz ki, ilişki kurmaz ki. Hepsi bunu yapar aslında. Aslında bu berbat rekabet dünyası bunu getiriyor. Sorulardan biri şuydu. Acaba albüm satışı, rating ya da rekabetin olmadığı bir dünya nasıl olurdu senin için? Rekabet, şunu itiraf ediyorum ama bugüne kadar benim adıma bana duydukları sevgiden başka ve ondan gayrı bir dertleri olmaksızın internette fan kulüpler oluşturan sevgili dinleyiciler alınmasınlar ama ben şöhretle çok dalaştım yani çünkü hiçbir zaman inanmadım. Çünkü ne zaman geldi bu şöhret? Kaç yaşındaydın? 2003 yılında işte hazırlanan VTR'de de anons edildiği gibi orijinal altyazılı benim hayatımı çok başkalaştırdı. Ve yani ben bundan çok mutlu olmadım. Gel şöyle yapalım istersen. Arkadaşlarımız klipleri hazırladılar. Kliplerde şöyle yapalım, daha görsel olsun. Senin tipine bakalım, havana bakalım. Saçlar uzun, saçlar kısa, yalnız, çoğul, hareketli, hareketsiz, romantik, hareketsiz vesaire. Kliplere bir bakalım mı? Dura dura gidelim bakalım şimdi. Yalanlar istiyorsan, yalanlar söyleyeyim, incinirsin. Yine de sen bilirsin, sana gitme demeyeceğim. Buralar soğuk, siyah, çirkin, karanlık. Gel, gel. Seviştiğimiz gecelerde kal, bize benzeme. Dur adam. Şimdi bu ikisinde de böyle bir toy çocuk görüyoruz aslında. Evet, yıllar bana yaramış yani. Daha güzelim şimdi sanki, bana öyle geliyor. Bana göre de daha güzelsin. Fakat orada bir de alternatif bir adam var. Evet. O günkü duruşun, tavrın, hani hadi bakalım sabah programlarına çıkayım, bir iki hoplayıp zıplayayım gibi bir ya tavır. Ya denedim aslında. Yani daha doğrusu... Var mı sabah programın tarihinde? Kapısından döndüğümüz bir sabah programı var. Yani beni çağırmışlardı. Gittik. Sabah ne adı? Yok, çok
Keyifliydi o zaman. Şebnem'le Murat yapıyordu ilk yani. Oo, bayağı eski. Arkadaşlar bilmez. Evet. Beni çağırmışlardı. Gittim. Böyle utana sıkıla şey kemküm falan yaptılar. Hatta Can vardı galiba o gece. Okan vardı, evet. Şey, sizi sonra alalım dediler. Yani denemiştim çünkü sistem... Bir dakika, nasıl, seni öyle görünce mi sonra alalım dediler? Yok. Başka bir, yani işte oldu öyle bir şey. Yani ama bu iki şarkı bana şey diyordu. Git görün adam. Hani zaten çok yabancı şeyler söylüyorsun. Hani Feridun, bu iki şarkıda patlamadı mı abi zaten? Ya Lavinia'yı ayrı tutmak lazım. Şunu da söylemeliyim. Bu şarkılarla da beni dinleyen, fark eden azımsanmayacak insanlar oldular. Ve hatta onlar FD'nin getirdiği popülariteden çok da rahatsız oldular. O dönem benim kafamı da çok karıştırdılar. Ben dinleyicilerimi ortadan ikiye bölmeye çalıştım. Böyle bir saflık yaptım. Kafam karışmıştı. Çünkü bu şarkılarda ne hissediyorsam, yani şunun garantisini verebilirim. Hepsi bendendi. Yani ama birini 3 kişi dinledi. Pardon. Birini 3000 kişi dinledi. 3 milyon kişi dinledi. Hani buna dair hiçbir fikrim yoktu. Hatta ilk albümlerimi ben Prestige Müzik'te yaptım. İşte Haluk'un gerçekten zorlamalarıyla, sağ olsun. Yani sonuçta şu anda kendim için planlasam bu denli yakışıklı bir hayat planlayamazdım. Yani benim başucu sayıklamalarım, yer yer saçmalıklarım şarkı oluyor ve insanlar onu bana söylüyorlar konserde. Bir dakika, neresi yakışıklı hayatının? Ya çok yakışıklı. Yani neresi? Mesaisiz bir hayatım olması bir kere her şeyden değerli benim için. Yani bir mesaiden kastım, Kanye West'in rap klibine göre yakışıklı mı? Cehaletime var. Yani yani ne bileyim, ya da işte bu adamları görüyoruz ya, işte Amerika'dan yayınlanan kliplerde hani böyle parlak jantlı arabalardan 30 tane kızla iniyorlar. Ondan sonra o kızlar ne güzel sallıyorlar popolarını. Sonra hep beraber havuza giriyorlar. İçkiler, eğlence, su gibi gidiyor. Paralar sayılmakla bitmiyor. Evler böyle devasa falan. Yani ukde olarak algılanmasın. O kızları hiçbir zaman göremedim ama para pulla ilgili hani hiç öyle bir, çünkü ben yokluğu bilen bir adamım. Yani çocukluğum büyük yoksunluklar içinde geçti. Öyle bir derdim de yoktu. Yani beni ilgilendiren şey gerçekten ajandama yazdığım şeyin herhangi bir üniversite konserinde on binler tarafından ve çok çok paha biçilmez gözlerle bana bakılarak, ki genelde neden çok hoşuma gitti de onun için biraz altını çizelim istedim. Eyvallah. Yani yakışıklı hayat diye bahsettiğin, oh ne güzel, nerede istersem orada yiyor, orada içiyorum, İstediğim arabayı altıma çekiyorum, şu kadar metrekare bir evde oturuyorum gibi değil. Aslında yakışıklılık olarak kariyerinden ve arzu ettiğin işleri insanlara ulaştırabilmekten bahsediyorsun. Bunun için altını çizmek istedim. Evet, ben kimse bilmez, o çok kalabalık konserlerden sonra genelde üniversitelerde hani bu gençler biraz hazırı seviyorlar. Yani ayaklarına gidince çok güzel ağırlıyorlar. Hiçbir şikayetim yok. O kalabalık konserlerden sonra konser biter, onlar gider. Hatta birçoğu gitmek istediği zaman gider. Ben onların o iki saat içinde bıraktığı çöpler arasında yürürüm. Yani çoğu zaman, çünkü şunu sorarım. Az önce burada çok büyülü bir dünya vardı ve şimdi yok. Ve bu bende çok önemli bir terapi oluşturdu. Yani kibir zaten yoktu hiçbir zaman, şımartılmayı bilmediğim için. Ama kendim böyle alıştırdım. Çünkü öyle şeyler oluyor ki insanın kendini bir şey sanmaması mümkün olmuyor. Çok şahane bir duygu, çok pahalı bir duygu. Yani yakışıklı olan bu. Karşılığında belki biraz daha fazla para olmalıydı ama yani ne gam. Yani olsaydı harcardım, çünkü öyle bir derdim yok. Güzel. Diğer kliplerle devam ediyoruz. Aramışım, durmuşum, yorulmuşum.
Ölmüşüm beyazlardan sorulmuşum. Dur adam. Stüdyodan kıkırdamalar geldi. Niçin? Benden niçin? De. Niçin yani Masum Kırmızıgül'ün gençliği gibi bir şey görmedik. Adam gayet normal. Aslında Masum'un değil ama Özcan... neden Özcan? Ya bu internet Özcan gazeteciliği Deniz. Böyle. Hep eski fotoğrafları yayınlayarak bayağı bir hani dalga geçiyorlar canım. Ama bu öyle bir fotoğraf değil. Yani nesi kıkırdanacak ya, gibi? Ben söyleyeyim aslında onlar bu hikayeyi bilmeden kıkırdadılar. Kıkırdanası bir durum var. Yani şöyle ki hani az önce VTR'de verdi. Bu adam dönüyordu, küsüyordu falan. Neredeyse gidiyordu ki işte kazara bir albüm patladı falan kaldı gibi bir şey vardı ya. Evet bunlar aslında hep bardağı taşıran damlalar. Bir gün evimde yatıyorum yani o albüm yapmışım falan. İşte Müslüman Mahallesi'ne salyangoz satıyorum falan. Böyle garip garip laflar ediyorum bilmem ne. Yok çünkü yani Haluk beni ikna etmeye çok çalıştı. Çünkü o dönem Türk pop müziği patlamıştı ve bana vaat edilen hani Haluk üzerinden vaat edilen şey öyle bir dünya idiyse bana uymazdı. Bir takım kaygılarım vardı. Neyse albümü yaptım. Prestij müzik döneminden. Tamam canım. Hayır bir dakika dönüp göster. Uzatıyorum Dudan'da, aslında. Hayır bak. Hayır sen uzat. Dudağında ruj mu var? Parlatıcı mı var? Ya var işte olmuş. Ya makyöz yani. Kurbanı olmuş yani tamam. Makyöz bu klibin hikayesi şudur. Yıldızı ışığı bol olsun Recai Şen aslında prestij müzik dünyasında, yani prestij müzik ailesinde nispeten beni anlayan ve bana moral veren, destek olan çok tatlı bir adamdı. Çok çok zamansız gitti bütün gidişler gibi belki. Bir gün evimde oturuyorum ya umutsuzum, albüm yapmışım filan, hatta hala küfrediyorum filan, beni getirdin buralara falan diye. Telefon çaldı, Recai abi arıyor. Gel dedi, sana klip yapıyoruz. Yani bu Özcan Deniz'in seti. Özcan Deniz'in klibinin çekildiği set. Arada bizim çocuğa da bir şeyler yapalım klibi bu. Ha. Yani makyözde Özcan Deniz makyajı yapmış tabii doğal olarak. Özcan'a yakışıyor da hani alışmadı. Hani hayır. Özcan'a yakışıyor çünkü o hani yakışıklı güzel bir adam. Onunla ilgili bir hayır, şey olmuş. Özcan'ın bayağı bir kırmızı dudaklı falan allıklı falan şey var fotoğrafı var. İşte alışmadık bünyede. Anladım. Peki devam. Ölmüşüm beyazlardan sorulmuşum. Aramışım durmuşum, umutsuz yorulmuşum. Avut beni, büyüt beni, yalanlarla uyut beni. Sakinleştin, kurut beni, gayrı yoksa. Aşk acı mı, acıtır mı, incitir mi? Aşk bunu bana yapmaya mecbur mu? Bitteyim, sondayım, depresyondayım. Yalvarırım, gel de kurtar. Beni tanıma, cümleler için. Ben bu arka arkaya gelen 3 bestede seninle konuşmuştuk bunu. Çok sevdiğim bir herif var. Arthur Ashe diye. Evet. Yani hani ona benzettiğim için sevdiğim değil. Aslında o da sen de şahsına münhasır adamlarsınız. Ama niye birileri de böyle müzik yapmaz? Hani çünkü burada pop var, baladlar var, rock var ama hepsinde adamın kişiliği var. Yani pop yapacağım diye kişiliği değişmiyor adamın. O kişilik pop yapıyor, o kişilik rock yapıyor, o kişilik baladları yapıyor. Dolayısıyla
İşte bu şahsına münhasır bir adam. Evet. İstediğini yapabilir. İsterse elektronik pop da yapar. İşte bu Arthur Ashe örneğindeki evet. gibi filan. Yani istediğini yapabilir. Çünkü adamın kendi sert midir, yumuşak mıdır, sözleri nasıldır filan bunun üzerine koyuyor. Bu kalibrede bir adamın olmamasından hep bir Türkçe müzik dinleyicisi olarak şikayet etmiştim. Sonunda sen çıktın ve beni çok mutlu ettin. Birçok kişiyi böyle çok mutlu ettin. Dolayısıyla hayranlar edindin. Ben de bunlardan biriyim. Ve o hayranlar yine galiba bizim Türk usulü bir işten sonra gelen diğer işe karşı da daha ön yargılı oluyorlar. Ön yargılı oluyorlar. Ama böyle sevdik işte. Yani bu Feridun'un hikayesinde neresinden yakaladıysan, popundan mı yakaladın, rock'ından mı yakaladın, bir yerinden yakaladın adamı. Oradan yeni bir şeye geçecek. Ya zaten ben geçen 13 yıl içinde pop mu yaptım, rock mu yaptım hiç bilemedim. Çünkü çok satınca pop dediler, az satınca rock dediler albümlere. bu son işte senin andığın bu son 3 klipte de Ömer Faruk Sorak'ı anmak durumundayım. Çünkü o benim gerçekten çok şey borçluyum. Neden? Bunlar tamamen karşılıksız yapılmış videolar ve dönem itibariyle Buralar Soğuk mesela belime bağlanmış bir aparatla kendimi bir handikamla çektiğim bir klip. Hani Doğan Apartmanı'nın yanında muhteşem bir bina var, orada geçiyor falan. Bunlar hep Ömer'in çabaları. Dipteyim, sondayım, depresyondayım da artık hani ben şeyin derdindeyim. Yahu ben sabah şekerlerine çıkmadan bu şarkıları duyuramayacak mıyım? Hani daha çok insana duyuramayacak mıyım? Hani evde ekmek bekleyenler var modundayım. Ömer de artık her şeyi denedik aslında. Gel dedi, hani çok adettendir. Güzel bir kadınla oyna. Hani popüler bir kadın, bilinen biri. Hani bu işlerin bir PR'ı var falan. Onlar hani evet. işe yarar. Beni ikna etti. Yasemin Kozanoğlu. O zaman da Yasemin gerçekten hani bana isimler verildi. Ben bir de şeyim, hani sanki evlenecek hani kız arıyor gibiyim. Bu olmaz, bunun şu ayıbı var, bunun bilmem ne skandalı var falan. Yasemin Kozanoğlu da hani benim zaten çok beğendiğim, hani duruş olarak hani biraz da yüksek sistem, garip bir kız diyor. Severdim ben onun halini. Onunla çektik sağ olsun. Fakat bu klip bana biraz yaradı, Yasemin hiç yaramadı. Ondan sonra işte başına talihsizlikler geldi. Fakat Ömer haklı çıktı biraz. Gerçekten bu şarkı hem şarkı olarak hem videosundan dolayı ismimi daha çok insana ulaştırdı. Daha çok konser yapmaya başladım. Ben biraz böyle moral bulmaya başladım. Şu düşünüldü mü? Yani burada dipteyim demenin, depresyondayım demenin aslında bunu direkt söyleyen bir adamın toplumda hemen karşılık bulacağını, hemen arkadaşlar bulacağı da aklına gelmedi mi? Şöyle bir şey oldu. Şimdi bu aslında bir söz yazarı için cesur bir hareket. Çünkü kimse dipteyim, depresyondayım diye hani psikiyatra gitmiş, oradan dönerken ya da oraya giderken gibi bu kadar net koymaz meseleyi ortaya. Ama herkes Allah bıraktı beni, zaten sabahtan akşama kadar aslında bu anlatılır da bizde şarkılarda, ama bu kadar net koymaz. Bir de bu kadar senin söylediğin gibi hani Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorum, hani kimse de hani sanki Türkiye'nin tamamı terapiye ya da psikiyatriye açıkmış gibi. Bizde hangi komedyen terapiyle ilgili, psikiyatriyle ilgili şaka yapıyor ki? Evet. Kimsenin alışkanlığı olmayan bir konuda şaka yaparsan kimde karşılık bulacak? Biraz sadece depresyon kelimesinin özelinde aykırı duran bir konuydu. Evet. Zaten bu albümün, bu şarkıdan sonraki ilk röportajda beni burada Hürriyet Gazetesi'nin girişinde böyle bir ikili koltuk var. Yani bunu hani üzülerek, utanarak söylüyorum. O röportajı öyle fotoğrafladılar. Hani madem depresyondasın, hani psikolog koltuğuna uzan falan dediler. Ara ara böyle şeyler oldu yani. Peki hiç ticari kaygı yok mu burada? Yani çünkü bunun hani tutacağı çok kesin değil mi? Yani dipteyim, depresyondayım ama ritme bak. Yani aslında eğlenceli, enerjik bir temposu var. Fakat dipte, depresyonda gibi. Hani aslında
Yani, aslında birileri senden bunu alabilir yani. Burada da işte Cengiz Köroğlu devreye giriyor. Onun düzenlemesi ve hani Cengiz'in bana katkısı çok büyüktür. Belki bu şarkıyı ben yapsaydım hani gerçekten depresyonda bir düzenleme olabilirdi. Cengiz'in efkarlı enerjisi bu albümden sonra bu şarkıyla beraber başladı. Yok bu şarkı bir kırılma noktası oldu benim için. Hani bana moral veren ve hani o yakışıklılığın kokularını almaya başladığım şarkı oldu. Saçlar uzuyor. Saçlar uzundu gençken, evet. Bu en güzel halin mi? Ya Alev Alev klibindeki feci kozmetik halim dışında beyazı da saymazsak az önce gülüşmelere neden olan klibi. Fena durmuyorum aslında ama hani en güzel halim bu halim. Ben bu halimi çok seviyorum. Saçlarımda beyazlar filan. Bir de şeyde plajda saçlarının uçuştuğu var. O F'de. Onu da hadi evet o da pek yakışıklı. O bayağı seksi yani. Ya, o çok cool yani çok kendinden emin. Şimdi burada video yani bir şarkının görselini yapmak bence çok ciddi bir emek ve zeka gerektiriyor ama Türkiye'de müzik sektöründe öyle imkanlar olmadı. Söz konusu benim gibi hani anlaşılmakta zorluk gösteren bir adam olunca biz hani gel bu şarkının görselini yap ve biz sana şu kadar para verelim ve şu kadar zaman verelim ne olursun. Buna bir şeyler üret diyemedik hiç kimseye. Hayır, hiçbir zaman zaten. Ben kimseye diyemedim. Bundan dolayı da hep mahcubum. FD klibinde çok bence trajikomik bir durum yaşandı. Hani şarkı tamamen kendimi anlattığım bir şarkı. Ve 10. ayın 10. günü doğmuşum diyorum ve saatini bile veriyorum, yılını bile veriyorum. Kiliyorsa götürürler işte hani klip çekeceğiz diye. Peki özür dilerim kesiyorum. Niye? Reklam arası. Aslında hiç kesmeyeceğim demiştim başta. Ben, bir tek ben bu... çok konuşuyorum. Sevdim. Hayır. Biraz ürkütmüştü tutuştu beni ama. Hep sen konuşacaksın zaten. Bugün sağ olsunlar seyircilerimiz çok fazla. Ve diplere doğru sıkışarak ve ezilerek gidiyor seyirciler. Merak etmeyin üniversiteleri söyleyeceğim. Fakat oralarda bazen tabii onlar o sıkışmaktan ve ezilmekten dolayı rahatsızlık duyuyorlar. Onun için oradan konuşmalar da gelebiliyor. Şimdi kısa bir reklam arası hemen ardından devam ediyor Kral Çıplak. Yalvarırım geldi kurtar.
sende tattım yarımcadır yüreğim. Yağmurlarım yağmaz oldu, düşlerim kurudu. Çatladı topraklarım, ekinim soldu. Beni tanımla, cümleler içinde kullan, hep beni anlamlara sal. Dipteyim, sondayım, depresyondayım, yalvarırım gel de kurtar. Yoksa sen de her düş gibi çabucak kırılıp dökülür müsün gözlerinden? Hiç durmadan seni seviyorum de.
gel tanışalım önce. Ben kısaca Fede, ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. İşte bu yüzden hiç durmadan Feridun Düzağac'ın babası tıbbi mümessillik, yani ilaç reprezanlığı yapıyordu. O zamanlar propagandistik olarak bilinen bu meslek, Düzağac'ı çocukluğu boyunca babasından ayrı kalmak zorunda bıraktı. Feridun Düzağac, 1995'te kaybettiği babasını Türk sanat müziğinden çok iyi anlardı. Ve kafayı bulduğu zaman bas bariton sesiyle şarkılar söylerdi. Ben de onunla bu yüzden hep kavga ederdim. Kadere bakın ki büyüyünce şarkıcı oldum, diyerek anımsayacaktı. Feridun Düzağac'ın çocukluğunun Adana'sı, bir yandan Giritli komşularıyla mutlu mesut yaşadıkları, bir yandan da 80 öncesinin gerginliğini taşıyan karmaşık bir yerdi. İlkokuluna mahallenin hakimi Yeşil Parkalıların korumasında gidip gelen Düzağac, bütün tahsil hayatını çok başarılı ve fiyakalı bir öğrenci olarak geçirdi. Annesi doktor olmasında ısrar ettiyse de onu dinlemedi ve üniversite tercihlerinin tamamını İstanbul'dan yaptı. Fakat kaderi Adana'da biraz daha kalmasını istiyordu. Çukurova Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Hatta bazı sınavları yakın zamana kadar kabuslarımda görmeye devam ettim, diyecekti. İçinde bir şair ve müzisyen bulunan bu genç adam, çocukken gittiği Zülfü Livaneli konserini hiç unutmadı. Ne mezun olursa olsun, müzikten başka bir şey istediği yoktu. Üniversitede okurken, "Gelsene senin sesin çok güzel," diyen birkaç arkadaşının kurduğu Tını grubuna katıldı. Tını, Feridun Düzağac'ın şarkı yazmayı ve yapmayı öğrendiği okul olacaktı. Bir gün arkadaşım Şeytan diye bir film izledi ve filmin sonundaki Özdemir Asaf'ın şiiri Lavinia'yı besteledi. Bu beste Düzağac için birçok şeyin başlangıcıydı. Evet. Bizi Bursa'dan İlhan Bey arıyor. Buyursunlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz. Benim Feridun Bey'e sorum olacak. Feridun Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar İlhan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim, çok iyiyim. Size ilk olarak sormak istediğim, bu grup Tını yıllarında müzikle uğraşırken aynı zamanda bir şiir kitabı yazmaya başladınız. Yani kendiniz öyle karalayarak ilk şiir adlı kitabı hakkında sorum olacak size. İlk rüzgar aslında sadece benim değil. O dönem Çukurova Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören amatör üniversite öğrencileri, şiir yazan 13 amatör şairin şiirlerinin antolojik formatta toplandığı bir çalışmaydı. Benim de vardı yazdıklarım. Ve o zamanlar Altın Koza Festivali yeniden canlandırılmaya çalışılıyordu ve çok değerli konuklar geliyordu. Ben de şiirlerini çok beğendiğim için Salih Polat'ın gönüllü refakatçisi, mihmanları olmuştum. Hem Salih Polat'a hem Nevzat Çelik'e danışarak böyle bir çalışma yapmıştık. Huzurevi sakinlerine gelirini bırakmak üzere. Fakat bir gelir elde edememiştik. Benim yani bana ait bir çalışma değil o. Diğer 12 arkadaşımla beraber oluşturduğumuz çok amatörce, çok da masum bir şiir kitabı, antolojik formatta. İlhan Bey, bu kitap sizde var mı? Bu kitap bende yok. Ben bu kitabı internetten buldum. Yani kitabın içindeki şiirleri internetten indirdim bilgisayarıma. Evet, basılmış. Şiir, yani. Niye? Bunu açıklar mısınız? Çünkü demek ki ne güzel, aslında bu programın sorularından birini sordunuz. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Teşekkür ederim. Niye sizin Feridun Düzağac'la böyle bir paylaşımınız var? Niçin bir şiir paylaşımınız var? Anlatır mısınız? Şimdi ben Feridun Bey'i çok eski yıllardan beri takip ederim yani. Sadece ben kısaca FD albümünden ve o klipten sonra Feridun Düzağac'ı keşfetmiş biri değilim. Daha öncesinden
köprüden önce son çıkış olsun. İçimden şehirler geçiyor şarkısı olsun. Yani şu an aklıma gelemeyen daha birçok şarkısında kendim bulduydum ve araştır dedim. Hani internetin nimetlerinden faydalan dedim. Ve o şiir kitabına ulaştıydım. O şiir kitabında bir dörtlük vardı. O çok etkiledi beni. Yani hayatımın uzun bir süresini bayağı bir etkilediydi. Onu da müsaade ederseniz tanımak istiyorum. Bu sana benim için yaşa demeyeceğim, yaşamı fark ettiğinde bana mecbur olduğunu nasılsa anlayacaksın. Dörtlü vardı. Ben bunun kendisinin mi yoksa hani 13 amatör arkadaşın birinin yazdığını merak ettim şu an. Bu benim sayıklamam, evet. Bana ait sayfalarda yer alıyordu. Yani çok benim sayfalarım zaten çok şiir formatında değildi. Daha çok daha kısa şeylerdi. Yani bir formu da yoktu. Benim yazdığım bir şeydi bu, evet. Çünkü bunu okuduğumda yani sizden başkası yazamaz bunu. Hani çok derin anlamlar içeriyor. Yani okuduğumda bilgisayarın başında kaldım ve arkadaşlarım uzunca bir süre bana bakmışlar hani yaşıyor mu bu çocuk diye. Benim hayatımın bayağı uzun dönemini etkilediydi. Yani bunu da söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha... İlhan Bey, sorun... İlhan Bey, şey yapmayın, imtina etmeyin söylemekten. Niye etkiledi? Yani nasıl bir ortaklık kurdunuz? Bir aşk hikayesi mi yoksa... Şair olarak Feridun Düzağac'ın sizi anlattığı, sizi de ifade ettiği gibi bir özdeşleşme mi oldu bu? Yoksa orada bir aşk hikayesi vardı sizinle ilgili de ona mı ilaç oldu bu sözler? Bir aşk hikayesi yoktu. Ben de kendim böyle hani uykumdan kalktığımda veya yatakta yatarken kendim böyle mırıldanırım. Kimi hani çok şiirsel olarak değil sadece düz yazı olarak ve... Çok etkilendim yani ne düşünerek yazmış olabilir yani o an insan nasıl bir psikoloji içinde olacak ki bu yazıları yazabilecek. Yani ben o psikolojiyi merak ettiydim. Bu tür yazılar hani kendimle karalardım böyle defterime sağa sola duvarlara. Onu zaten okuduktan sonra daha da derin düşünmeye başladım. Zaten derin düşünen bir insandım. O şekilde etkiledi. Yani bir aşk olarak, duygusal olarak bir şey değil yani. Sadece şiirsel yazı olarak. Peki nasıl görüyorsunuz şu anda? Feridun'un şarkıları size bu yolda, yaşamınızda arkadaşlık mı ediyorlar? Ne yapıyorlar? Nasıl tanımlarsınız Feridun'un şarkılarını? Onlar ilaç mıdır, dost mudur? Üzülme, yani üzülme demeyelim, hüzünlenme ya da coşma nedenleri midir? Nasıl tanımlıyorsunuz? Ya ben hüzünlenmek veya coşmak için müzik dinlemem yani. Feridun Bey'in yazmış olduğu şarkılarda hayatın içinde bazen düşüş bazen çıkış olduğunu, bu düşüş ve çıkışlara nasıl yorum yaptığını görürüm. Yani bana bir yol arkadaşı oluyor. Bu şekilde yorumlayabilirim yani Feridun Bey'in hayata bakış açısı. O olay başına gelmiş ki o şekilde yazmış onları, o şekilde yorumlamış onu. Ve ben de yarın öbür gün karşıma öyle bir olay geldiğinde hani o şekilde yorumlamak isterim. Her zaman için olumsuzlukları olumsuz olarak yorumlamıyor çünkü Feridun Bey. Bazen olumsuzluklar insanın kendisi için daha iyi sonuçlar verebiliyor. Daha başka şeyleri görmesine olanak verebiliyor yani. Feridun bu sana moral veriyor mu bu sözler? Veriyor tabii, vermez mi yani? Yani bu Türkiye'de... Bülent Ortaçgil ile Fikret Kızıloğa, Sezen Aksu'ya nasip olmuş. Hakikaten doğru sanatçı tanımlaması. Tabii şu anda ismini sayamayacağımız kadar çok kişi evet. de var. İlk aklıma gelenler bunlar. Evet. Bu şarkıları dinleyenler, bu arkadaşlar. Yani senin hiç tanımadığın ama etkilediğin, evet. değiştirdiğin ya da en yalnız zamanlarında arkadaşlık ettiğin insanlardan biri konuşuyor galiba. Öyle diyebilir miyiz İlhan Bey? Evet, gerçekten öyle diyebilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederiz katkınız için programa. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Okan Bey. Buyurun. Ben Feridun Bey'e kısa bir soru daha soracağım. Buyurun, tabii ki. Gölge şarkısını konserlerinde pek söylemez. Yani
bir keresinde Eskişehir'de konserinde bayağı bir bağırdım söylemediydi. İkincisinde çok sağ olsun söylediydi. Hani kırmadıydı. Konserlerinde söylememesinin amacı nedir yani? Yani gölge şarkısı çok derin bir şarkı gerçekten. Hani birisine yazılmış bir şarkı. Ben onu da araştırdım. Feridun Bey eşine yazmış olduğu bir şarkı. Çok derin bir şarkı. Bu şarkıyı niye konserlerinde söylemiyor? Çok güzel soru. Genelde konser vermek için imkan bulduğumuz salonlar, mekanlar ve daha da önemlisi, mekanlardan da önemlisi, insanların orada bulunma sebebi, orada bulunma güdüleri bazı şarkılara ne yazık ki izin vermiyor. Çünkü ben az önce söyledim nasıl şöhretle hiçbir zaman barışamadıysam, bütün şarkılarım içinde diğerlerine kıyasla daha popüler olan şarkılarımla da yer yer kavga ettiğim olmuştur. Çünkü yeni bir albüm yaparım, yeni şeyler söylerim ve onları bir an önce paylaşmak isterim. Ve o albümü takip eden, o albümün, o yeni albümün ilk konserinde iştahla onu söylemek için sabırsızlanıyorken, söz gelimi kalabalıktan birisinin Lavinia ya da Alev Alev diye bağırması, sanıyorum her şarkı yazar için böyle bir arıza oluşturuyor. Orada tırnak içinde ölürüz biz aslında. Hani gölge zaten... Şunu itiraf etmeliyim ki eski şarkılarımın birçoğu bana şu anda çok ağır gelmekteler. Ve çoğu zaman da bu şarkıları söyleyecek havayı koklayamıyoruz maalesef. Çünkü ben bilinmeyen şarkılarda ön sıralarda oturan, ön sıralarda bulunan dinleyicilerin sohbetlerine tanık olduğumu, hani bir yandan şarkı söylerken bir yandan dertlerini, onların dertlerini dinlediğimi ve üstüne üstlük buna üzüldüğümü çok bilirim. Yani hani bazen kendi sesimizi duymakta zorlanıyoruz. Burada istiyor musunuz bu şarkıyı İlhan Bey şimdi? Söylerse çok mutlu olurum. Peki gerçekten. Biz de soracağız ona. Belki söyleyecek. Peki. Çok teşekkürler. Peki İlhan Bey teşekkür ederiz. Seni sevmeyeni sevdin mi hiç? Yani kadın ya da erkek, seni sevmeyen birisini sevdiğin oldu mu? Hala sever misin seni sevmediğini bildiğin halde bir adamı ya da kadını? Severim. Yani seviyorum galiba. Şimdi çok denk düştü. Gündemimizde bir albüm yapmak var ve bu albümle ilgili şarkılarını söylemek istediğim bir değerli ozanımız var ve sanıyorum beni sevmiyor ki şarkısını söylememem için. Tedbir aldı belki. Bir iştahsızlığı bir istemiyor yani benim onun şarkısını söylemem sanıyorum istemiyor. Ama ben onu hala seviyorum yani. Aklıma nedense o geldi. Ya Türkiye'de genelde muhafazakarlaştırılmaya ve tek tipleştirilmeye müsait bir sistem var ve biz sanatçının nedense hep efendi olanını filan daha çok severiz. Yani bir sanatçının sevilme sebepleri içinde böyle şeyler olmamalı. Sadece onun yazdıkları, onun yaptıkları, onun söyledikleri olmalı. Ben hiç değilse tırnak içinde bu camiaya katıldıktan sonra tanıdığım birçok insanın beni ne yazık ki çok yanılttığını gördüm. Ama umarım tabii, ben birileri için aynı örneği teşkil etmem yani. Aslında sanatçıları daha iyi anlaması gerekmez mi? Bir sanatçının, ben sanatçının bayramda kart atanını, el öpmeye gelenini severim demesi ne kadar aslında yüzeysel bir bakış olur değil mi? Çok güzel yani aynı efendilik, şeyi söylüyoruz efendilik aslında. Efendilik açısından. Evet. Ama daha da şeyi yani bunu söylüyorsun ama aslında sen de pek bir efendisin canım. Pek şöyle diyelim bir dakika. Pek bir efendisini demeyelim de pek bir beyefendisin canım diyelim. Yani nezaket önemli bir şey. Hani çağımızın koşturmacası içinde pek kalan bir şey değil belki yürekte ama. Yürekte olacak, burada olacak. Evet, evet. Yani her şey yürekte zaten hani. Ne diyor Özdemir Asaf herhalde çok seversin. Tabii ki. Kısaca diyor ki eğreti saygılı olacağına dürüst kaba ol. Evet.
Yani i̇şte sana... eğreti saygılı insanlarla çevrili olduğumuz için dürüst kaba insanlara, dürüst ve kaba. Çünkü en çok ihtiyacımız olan evet. o dürüst ve kaba insanlar. Ama onun yerine işte günübirlik hayatlarımızda eğreti ve saygılı insanlara prim veriyoruz. Peki. Bu yaşında yahu şunu çok yanlış anlamışım dediğin ne var? Hani erkek erkeğe konuşsak ki biraz önce kuliste konuşurken söyledim yani şunu çok yanlış anlamışım, bunu çok yanlış anlamışım. Senin bize itiraf edebileceğin böyle bir şey var mı? Şunu hakikaten çok yanlış anlamışım diye. Baba olmak... Beni birçok ön yargımdan kurtardı. Yani gerçekten bana çok uçsuz bucaksız bir vizyon kazandırdı. Onu söyleyebilirim. Yani hiç görmediğimiz 12 yaşında bir kızın var. Evet, evet. Sergilemediğin 12 yaşında bir kızın var. Sergilemek durumunda kaldıysam da hiç değilse bir alt metni olan bir şey. Mesela baba beni okula gönder kampanyasına katılmıştık birlikte yaptığımız tablolar. Açık artırma da satılmıştı. O zaten kutsal bir amacı olan yani bir iş. Evet öyle görünmeli. Doğru bir iş. O bana çok şey kattı. Peki. Mine Hanım, Mine Sobacı bizi kırklar elinden alıyor. Buyursunlar efendim. İyi akşamlar. Buyurunuz. Merhabalar. Yani Feridun Düzelci'nin konuğunuz olması ve sevindirdi. O yüzden bağlanmak istedim. Merhabalar. Merhaba. Pardon benim şeyim oldu. Benden bir merhaba duymak istedim. Merhaba, merhaba. Tamam, ben... Alışık yani değilim pek. İlk Lavinia'dan beri her şarkınızı çok severek dinliyorum. Az önce Okan Bey benden önce bağlanan kişiye şey soktu. Hani şarkılarını dinlerken ne buluyorsunuz diye. Benim için bunun cevabı şöyle, kendimi buluyorum. Yani yaşadığım bir şeyi çok güzel tasvirini buluyorum. Ha işte bu diyorum. Her dinlediğimde, her etkilendiğim cümlede, ha işte kendimi buldum, işte bu, buydu demek istediğim diye düşünüyorum her defasında. Ben şunu merak ediyorum. Buyurun. Şarkılarınızda hep bir yalnızlık var. Kendinizi yalnız hissettiğinizi hissediyorum. Yanlış mıyım? Yani bana da öyle bir his geldi. Ya böyle bir şey var. Yalnızlıkla hukukumu gerçekten şu yaşıma kadar çözemedim. Sanıyorum çözemeyeceğim de. Bazen sahip olduğum en büyük değer gibi geliyor. Bazen tam tersi gibi geliyor. Çoğu zaman ben onu özlememişken o davetsiz misafir gibi geliyor. Çoğu zaman da ben onun kapısına dayanıyorum. Yani böyle bir durum var. Böyle müzmin bir durumum var. Ne yazık ki ve ne mutlu ki. Yani böyle bir durum yalnızlık. Hani. Böyle de bir tespitim var. Çok kurtulmak da istemiyorsunuz gibi. İşte söyledim ya bazen istiyorum bazen olmuyor yani çok Mine. Matematik doğruları yok bunun. Mine. Şimdi bakın bu Kral Çıplak programlarında ünlü konuklarımız benim misafirlerim. Dolayısıyla sizin de misafirleriniz eğer lütfedip seyrediyorsanız. Ama siz evet. bana göre daha şanslısınız. Ne demek istiyorsan söyle yani. Yani ben tabii ki konuklarımı ağırlarken, üstelik yani bu gülüş beni ürküttü biraz ama. Bu kalibre, bu kalibrede insanları ağırlarken tabii ki burada efendi oturmak durumundayım, değil mi? Bu onların çünkü sizle kurdukları sınırlanmamış bir köprü. İstediği gibi konuşur, anlatır. Ona bu huzurlu ortamı tanımaya çalışıyoruz. Ama siz daha şanslısınız yani.
ben oldukça memnunum sizin bu programda tavrınızdan. Kişilere karşı inanılmaz yakınlık hissediyoruz. Sizin tavrınızdan oluşan bir şey. Ama sanatçılarımızın tabii ki payı var. Kimi konuklarımız son programdaki Cemil Bey gibi, Cemil İpekçi gibi ya da Feridun Düzağaç gibi samimi olmuyorlar. Kimileri samimi oluyor. Kimi sanatçılarımız çok kontrollü oluyorlar gereksiz yere. Ama Feridun sayesinde, onun bizle paylaşımı sayesinde öyle hissediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet. Yani şimdi programla ilgisi yok ama Haluk Levent'e uzaklaşmıştım. O program, size katıldığı programdan sonra Allah'ım ben niye böyle uzaklaşmışım ki? Bu adam ne kadar da muhteşemmiş. Nasıl unuttum ben bunu oldum? Ne güzel. Mesela. Sağ olunuz. Bunun gibi. Yani Feridun Düzağaç'ı sıkıştırmak ya da bir şeyler demek istemiyorum tabii ki. Çok seviyorum. Şarkılarını da çok seviyorum. Ama bence Feridun ama zaten... Bir, iletişiminde mi bu problem var gibi? Hayır ama bu adam barda bile, hani bu adamı barda sarhoş etsek, yani orada bile sıkıştırılacak bir adam gibi gelmiyor bana. Çünkü kendini net olarak ortaya koyduktan sonra zaten ne yapacaksın? Zaten şöyle bir tavrı var. Hani o beni çok müthiş, hani onu beğenmeme sebep oluyor. Kendine sapmak gibi bir derdi yok. Kendini farklı göstermek gibi bir derdi yok. Buyum, budur. İşte buyum, ben bu kadarım. Çapkın. İster sevin, ister sevmeyin. Bir tavrı var ve bu süper bir tavır. Çok başka şeyler duyuyordum ama. Bak şimdi burada o. Çünkü şimdi siz Mine Hanım, siz hanımefendi olarak tabii böyle düşünüyorsunuz. Kaç yaşındasınız? 35. 35, tamam. Bir kadının bir adamı anlayıp hatta evirip çevirip hani bir şeye daldırıp çıkarıp hani rezil ve vezir edebileceği bir yaştır 35. Çünkü kadının çok akıllı olduğu bir yaş ve 35'ten sonrası. Ama şimdi bunu da erkek şöyle anlıyor. Yani ben bu programı seyretseydim, sizin bu böyle ondan huşu içerisinde bahsetmeniz ve Feridun'un yine böyle kendinden taviz vermeyerek öf öf diye oturması, ben hemen aklımdan şunu geçirdim. Çapkın! Ne olur sen yok, de biraz kıkırdasan, biz de ne güzel kıkırdıyoruz. O kadar ben güzel kıkırdayamam. Yani o seni övüyor, ben onunla flört ediyorum. Bir saçma sapan bir şey durum ortaya çıkıyor. Ya şöyle, hayır ama ya öyle olmuyor mu yani? O Feridun'a aşık, benle flört ediyor gibi bir durum oluyor. Biz onunla gülüşüyoruz, Feridun böyle. Ortadaki flörtten bir karşılıklı memnuniyet var. Ben de memnunum yani. Siz... Ben de memnunum. Böyle bir üç kişilik durum çok hoş oldu bence. Güzel. Mine Hanım, desteğiniz için, katkınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz samimiyetiniz için de. Sağ olun. Çok teşekkürler. Peki. Şimdi yine mi bu keseceğiz? Bu saatte de reklam mı var? Vay, işler müthiş demek ki. Ha? Saat kaç ki? Yani saat konusunda bir fikriniz yok değil mi? İki olsun. Üçe mi? Peki. O zaman şöyle yapalım. Ana kumanda sağ olsunlar, hepsi birbirinden değerli çalışma arkadaşlarımız, sabahlara kadar bu işleri yönetiyorlar. Müsaade ederlerse tam bu programla ilgili şey yaparken Feridun'un samimiyeti ve Cemil İpekçi'nin samimiyetinin de tekrar akla gelmesi açısından geçen haftayı girelim ve hemen kısa zaten, ondan sonra hemen kısa bir reklam arası ve dönelim. Başarı kelimesini hiç sevmem. Ödülleri de hiç sevmem. Çünkü bence kimsenin kimseye ödül verme hakkı diye bir hakkı yok. Yani ödül veren hep bir jüridir. 10 kişidir, 15 kişidir. Düşünün mesela sizi Türkiye'nin en iyi tasarımcısı der. Şimdi bu 10 kişinin haddine mi düşmüş en iyi tasarımcı demek? Ya da buna mı düşmüş? Yani zaten hayat ödüller için ve başarı için olmaz. Ben hayatımda şöhret olmak için de çalışmadım. Fatih Altaylı böyle haber programında birdenbire ben artık bir noktaya da gelmiştim. Bir noktanın içinde de böyle baktım çok konuşuluyor ve birdenbire döndü bana ve dedi ki siz eşcinsel misiniz dedi.
Şimdi sorduğu sorular da o kadar beni kızdırmıştı ki zaten içimden kızmıştım. Evet eşcinselim dedim. Ve arkasından muhafazakar mısınız dedi. Evet muhafazakarım dedim. Çünkü bu Türkiye'de hala kelimeleri doğru kullanamıyorlar. Yani sen bir defa muhafazakarın ne olduğunu önce bil, sonra yargıla. Muhafazakar muhafaza etmek. İşte ondan sonra çıktı en önemli şeyini muhafaza etmiyormuş. Belden aşağı mı muhafaza edemeyeceğim. Çok affedersiniz. Çok çok bereketli bir yer olaydı. Oradan güller çıkardı. Güller çıkmadığına göre. Yani aşağı mı hayatında pornocu olan bir sürü insanı tanıyorum. Yani bütün yaşamı porno filmin başında geçiyor. Burada hakiki karısı dururken o pornonun başında oturuyor. Şimdi o demek pornocu olmaya müsaitmiş ki. O bir porno ile içindeki bu çıkmış. Gay olmak başka bir şey. Yani gay olmak aslında benim kendi kitabımda da şimdi yazdığım gibi bir bedene mahkum edilmiş, bir hapishanenin içine girmiş bir ruhsunuz. Ve bunu inancınıza göre, içinizdeki duygulara göre alışmanız gerekiyor. Ya alışıyorsunuz ve bununla yaşamayı kabul ediyorsunuz veyahut da kabul etmeyip sizi baştan çıkaranlar olursa, siz de zayıfsanız, aileniz de arkanızda değilse, o zaman da işte cinsiyet bile değiştirebiliyorsunuz. Birisi var böyle, o zaman hoşlandığım birisi. Döndü salak bana karıcım dedi. Birdenbire nasıl oldum biliyor musunuz? Böyle dünyada yıkıldım gibi oldum. Bir tokat indirmişim suratına. Ne kadını dedim, ayo ben bir kadın madın değilim. Yani hani süslü olabilirim o devirde falan. Ersin şu bıyığı da bırakayım da bari hiç kadın olmadığımı görsünler. Yani bir yerimden. Görsün çünkü çok ağır geldi bana. Yani ruhumda benim bedenim kadın değil ki. Ben gençlere yaşamımın cinsel tercihimle bir örnek değil. Ama şu konuda ısrarla duruyorum. Cemil İpekçi bu kadar deliyse, bu kadar çılgınsa, bu kadar hiçbir şey yapmamaktan çekinmiyorsa niye uyuşturucu kullanmıyor? Yani hayatında kullanmadım ve gençlere söylediğim hep bir şey var. Başınıza gül takın, tercihiniz ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Ama bedeninizi ve yaşamınızı mahvetmeyin. Çözülüyor aşka, gardım düşüyor tutamıyorum, korkuyorum bakışların çarpınca bana. Alev alev yanıyorum, buzlarım çözülüyor aşka. Korkuyorum bakışlarım çarpınca bana. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydım, hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydım. Birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olmasaydı, hep yanlış gidenlerin ardından yorulmasaydı. Küllerimden doğar mıyım sana doğru? Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim, sendeyim. Al beni, ne yaparsan ya. Al beni, ne yaparsan ya.
tozuna dumanına hasret bir enkaz. Rekabet bende pek bir şey ifade etmedi çünkü etmiyor da. Çünkü çok plansız ve hedefsiz bir yoldu benim çıktığımda. Şimdi geldiğim noktada da bulunduğum yerden çok memnunum. Ama sürekli birileriyle kıyaslanmak ya da birileriyle rakipmiş gibi gösterilmek gibi algılar oldu zaman zaman. Sanıyorum... Çıkış dönemlerimizle alakalı olarak ve aynı şarkıları yazıyor olmamızla alakalı olarak hep Teoman'la böyle bir yarış içinde olduğumuz, bir rekabet içinde olduğumuz havası yazıldı, çizildi. Oysa böyle bir şey yoktu. Hiçbir zaman da olmadı. İstanbul'dan Esra Soylu telefonda. Buyursunlar efendim. İyi akşamlar herkese. Çok heyecanlıyım. Öncelikle kusura bakmayın herhangi bir hatam olursa. Şöyle girmek istiyorum söze. Yani illa kadın erkek ilişkileri veya sevgililik anlamında değil ama ben dünyada herkesin bir ruh eşinin olduğuna inanıyorum. Ve sanıyorum benimki de Ferdin Düzaç. Yani kusuruma bakmayın. Belki çok cüretkar oldu ama... Biraz evet. Öyle oldu be. Hakikaten yani her şarkı, yani şarkı sözlerini defalarca dinledim. Ve her dinleyişimde şaşırıyorum ve çok kıskanıyorum sizi. Yaş farkımız da var ama farklı zamanlarda, farklı insanlarla aynı şeyleri yaşayıp ve ben bu sözleri nasıl yazamadım deyip hakikaten hayıflanıyorum da. Bir şey yazıyor musunuz? Efendim? Bir şey yazıyor musunuz? Evet hani... yazıyorum. Hı-hı. Benimki çok daha, yani şarkı sözü gibi değil, çok daha uzun şiirler. Hatta herkes şey der, çok Ferdin Düzaç gibi yazıyorsun be abi derler. Hakikaten öyle sanıyorum. Böyle melankolik, daha böyle yalnız, acı fışkıran yazılar aslında. Sorun da aslında bu doğrultuda şey olacak. Ya yani nasıl bir ruh halinde yazdığınızı az çok hani anlayabiliyorum ama... Ben mesela yazarken tırnaklarımı böyle duvara vurduğum oldu. Kafamı duvarlara gömdüğüm oldu. Sizin nasıl yazdığınızı çok merak ediyorum. Oturup bir dakikada mı yoksa günlerce uğraşıp mı? Nasıl yazdığınızı çok merak ediyorum ben. Ya bunun çok matematik bir karşılığı yok ama yazarken kendimi sizin kadar hırpalamadığımı söyleyebilirim. Bir batında bir anda yazdım ve gerçekten... Duyduğumda bana çok afaki gelen o ilham ile tanıştığımı hissettiğim ve şaşırdığım zamanlar da oldu. Ki ben hep bir anda yazıverdiğim şeyleri daha çok sevdim. İçimden şehirler geçiyor ya da Yeniköy aklıma ilk gelen örnekler. Tabii ki fiziki şartlar gerekiyor, yani çok önemli değil bunlar. Mutlak bir sessizlik gerekiyor ve sanıyorum ben...
hayatta fazla didişirken daha çok şey yazıyorum. Yani işler yolunda giderken hani kazara keyifli ve huzurlu olduğum zamanlar pek yazmıyorum. Yani sadece böyle fiziki karşılıkları var. Yani çok da tüyo şeklinde verebileceğim bir şey yok size açıkçası. Yani dedim ya şey oluyor bazen. Hakikaten kıskanıyorum. Ya bu cümleyi bu kalıpla ben nasıl akıl edememişim ama aynı şeyleri bu kadar nasıl yaşamışız dediğim çok oluyor aslında. Hakikaten kaleminize sağlık ve sağ olun. Saygıyla eğiliyorum ben sizi. Estağfurullah. Kıskanmak iyi bir şey. Ben de ne zaman Turgut Uyar okusam, ne zaman Edip Cansever evet. okusam kendimi zerre kadar hissediyorum ve bu hissin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki sadece nasıl anlatayım, hani çok yanlış bir şey söylemek de istemem ama yaşadıklarımız kadar değerli başka bir şeyimiz yok sanıyorum ve bu beni her zaman çok besleyen ve çok büyüten bir şey olmuştur. Şöyle düşünüyor musun? Ben de Esra Hanım'ın hani söylediklerini tamamlamak için belki. Aslında bu işte popüler müzik dünyası ama bir yandan bu şarkıları yapan adam bir şair. Ve çağının tanığı. Ama çağının kaç senesinin tanığı? Ne kadar akılda kalacak? Bir sonraki nesiller ondan ne kadar bahsedecek? Bunu bilmiyoruz. Ama bu program başından beri stüdyodaki izleyenlerden ve telefon açanlardan öğrendiğimiz kadarıyla sen madem ki onlarla bir ortaklık kurdun, demek ki çoğu kişinin seni rahatsız edecek derecede söylediği hüzünlü, yalnız, depresif gibi tanımlamalar aslında çağına da işaret ediyor. Aslında çağındaki kendi yaşıtlarını anlatırken belki, sadece kendini anlatırken belki, aslında senden Esra Hanım'da gördüğümüz gibi çok daha genç bir insanın da aynı yalnızlığı, aynı depresyonu, aynı hüznü paylaştığını görüyoruz. Belki böyle bir yer Türkiye. Türkiye böyle bir yer belki. Aynı duyguları yaşadığımız muhakkak, tartışılmaz. Ama hani şimdi sanıyorum burayı dolduranların yaş medyanı çok da önemli değil. 21 olsun ya da 20 olsun. Ne güzel. Benim 20'lerimde yaşadığımız her şey temasa dayalıydı. Şimdi sanki biraz öyle değil ve ben ilk sohbetimize başlarken son dönemler yazdıklarım biraz sanki tırnak içinde amiyane bir şekilde kabak tadı veriyor, ruh hissediyorum söylemiştim. Oysa ben tam da yalnızlığı ve ilişkilerdeki içeriği daha da fazla yazmam gerektiğini hissediyorum. Çünkü böyle bir şarkı denemiştik biz sevgili Can'la. MSN, Facebook, internet gibi güncel kelimeleri özellikle kullanmak istemiştim ben. Çünkü ama Facebook küçük, yapıldı biliyorsun. Ya işte zaten bu beklenti yüksek. Hani yapılmış olması çok önemli değil. Benim Facebook'um başka bir Facebook olurdu ama. En iyisi yapıldı. Şairin. İkinciye de razıyım. Ne yapayım şimdi dur. Hani, zaten bir şekilde hani o yabancılaştık biz o şarkıya. Hani evet hep bunu duydum ben. Hani İsmail YK yaptı. Sen de mi yapıyorsun şeyleri oldu. Evet. Küçük İskender'e, şair İskender'e şimdi biraz heyecanlandım. Biraz da telefon konukları ve burada yaşadığım şey beni biraz etkiledi. Uykusuzlukla beraber yanlış isim vermeyeyim ama kendi şiirini ne karşı düzülen metiyeler karşısında şöyle diyor üstadımız. Günceli yakalamalı. Telefon geçmeli. Çünkü yokmuş telefon ve var olmuş. Televizyon geçmeli. Böyle bir tanıklık, çağa böyle bir tanıklık peşinde koştuğum zamanlar oldu.
hani tamam dedim, hani bu ilişki, aşk, yalnızlık, aldatılmışlık, aldatmak, bunlardan çıkayım biraz. Çok başka bir ülkede yaşıyoruz. Çok başkalaştırılmaya çalışılıyoruz. Biraz böyle sokaktaki insan neyi düşünürün derdine düştüğüm şeyler oldu. Ama şiir o kadar naif bir şey ki. Yani ben hiçbir zaman kendi yazdıklarımda bir sloganın imzacısı olamadım. Denedim. Taslak şarkılar var benim çöp sepetimde, başucumda durur. Kötüler çabuk ölsün diye bir şarkı yazmaya çalışmışım. Aslında kendi içinde bir hikayesi var ama bana sert geldi. O yüzden ilişkiler çok besleyici bir şey. Kendi yaşadığım olabilir. Hani empatiye inanan ve o gücü içinde fazlasıyla hisseden bir insanım. Ben gerçekten kısa bir temasla herhangi bir arkadaşımızın yaşadığına dair ipuçları bulabilirim. Vücut dilini iyi okuyabilirim. Bu biraz hani tırnak içinde mesleki bir refleks. Çünkü şarkı söylerken size bakan insanların çıplaklığını görüyorsunuz orada. Fena gitmiyor kariyerin yani. Ama sloganlı bir şarkı olması, yani kötüler çabuk ölsün, hatta biraz kiç durması, hani iyi kızlar cennete, kötü kızlar her yere gider slogan şarkısı gibi, hani bundan imtina etmek niye? Çünkü sona ne söylediğin önemli. Yok, birçok şarkımda hani yapıcı bir eleştiri olsun diye bana şu şekilde iletilmiştir. Hani çok slogan atıyor bu adam. Onu da çok duydum yani. Örnek vermek gerekirse işte dipteyim, sondayım, depresyondayım ya da söz var. Hani slogan popüler müzik için önemli bir şeydir. Hani birkaç kelimeyle atabildiğiniz slogan varsa ne mutludur. Hani önemli bir şeydir ve hani az önce de şunu söyleyeyim. Alev Alev'i özellikle arkadaşlarıma söyletmek istedim. Bu çok müthiş bir tatmin duygusu. Hani bazı konserlerden sonra şarkıları belli bir yaştan ve belli bir yerden sonra onlardan duymak çok daha güzel oluyor. Nasıl hissediyorsun kendini böyle? Yaşlı gibi mi hissediyorsun? Genç gibi mi hissediyorsun? Böyle hani bunları duyarken içinde o anda bir yerlere tırmanacak bir adrenalin mi oluşuyor yoksa? Kontrol edilmesi çok güç bir enerji yaratıyor gerçekten. Mesela Alev Alev ve benzeri şarkılarda onlara söyletirken içimden açıkçası böyle bir aşkı ve böyle bir duyguyu onların da yaşamış olmasını diliyorum onlar adına. Hani ben bu şarkıyı onlardan dinlerken hep bunu diliyorum. Biraz besteci olduğunu düşünüyorum. Hani yapı olarak şöhrette kavga eden, kendi şöhretiyle dalaşan, bilinçli olarak şöhreti elin tersiyle iten, bunu hani hareket olsun diye değil, inanmadığı için iten bir adam olarak o kontrol bende çok güç olmuyor. Yani durduğum yeri biliyorum. Adaya gidip gelirken ne oluyor? Feribotta ya da vapurda nasıl gidiyorsun bilmiyorum. Feribot mecburen. Feribotla gidiyorsun, yanına gelip oturan. Uçakla giden arkadaşlarımız da var ama. Var mıdır hakikaten? Var, uçak kullanan bir abimiz var Bozca'da da. Güzel, o da güzelmiş. O da güzel, o da bir macera. Bugün telefon kayıtları Bozca'da dönüşü sırasında yapıldı. Evet. Yani inanılmaz bir şeydi. Bir yerde durdum hani ses kaydı güzel olsun, evet, falan diye, evet, biraz özendim. Malkara'da bir peynirci de durdum. Orada durmuş bulundum. Yani 4 tane delikanlı bana çok büyük bir mutluluk yaşattılar. Hani çok güzel şeyler oluyor. Ben çoğu zaman... Nasıl bir mutluluk? Hani aslında bir ya da iki şarkıyı biliyorlar. Hepsi totalde Feridun Düzağaç külliyatından bir haberler ama kendi meşreplerince o kadar nazik, o kadar güzel ilettiler ki bunu. Hani bir dolu bir şeyler aldım falan, hani zorla para vermek durumunda kaldım. Yani ben bu tip mutlulukları, bu tip küçük şeyleri seviyorum. Kayıtlardan bazıları orada mı yapıldı? Hepsi orada yapıldı. Hepsi orada yapıldı. Mola verdim. Peki orada hadi onlardan yapıldı. Biri daha. Hayaller ve gerçekler hakkında ne diyor Feridun Düzağaç? Görelim.
hayaller ve gerçekler diye sorunca bir anda nedense belki de anlamsızca yaşım aklıma geldi. Sanıyorum insanın yaşama sevincini en çok besleyen şey hayaller. Ve fakat yıllarında insan üzerinde bıraktığı bir iz var ki şu anda 43 yaşıma henüz girdim. Ekim ayının 10'unda ve tüm tarihim boyunca yani bu 43 yıl içinde kendimi hayata karşı en heyecansız hissettiğim dönemi yaşıyorum. Bu sondaki benim fotoğrafım. Evet. Onda ne kadar güzel poz verdin. Poz vermedin de ne güzel durdun öyle. Evet. Bir de onun sigaralı olanı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gençleri ve çocukları sigaranın zararlarından koruma kanunu uyarınca sigaranın zararlı olduğunu da söyleyerek devam ediyorum. Evet. Onu sigara içenler resimlerde ilelebet yaşarlar gibi hani sigara içen erken ölür yazıyor ya sigara paketinin üzerinde. Sigara içen genç yaşta ölür yazar. Ha genç yaşta hepsiniz ne dedim ben? Biliyorum. Erken aynı şey aslında. Ha. Hemen ölüyor ya. Onlar fotoğraflarda uzun yaşarlar gibi bir sergi yapacağım da. Orada bir sigaralı olan var. Kullanmama izin verir misin? Tabii ki. Tabii ki. Çünkü o sergi salonunda meclis kanunları olmuyor. Sanat kanunları oluyor. Dolayısıyla teşekkür ederim. Arada onu da koparttıktan sonra. İnsanın kariyeri 40'ından sonra ikinci kez başlar mı? Böyle bir inancın var mı? Umarım benim için öyle bir başlangıç olur. Çünkü hayaller ve gerçekler sorusuna çok spontan verdiğim cevapta hayata karşı en heyecansız, en gardı düşmüş durumdayım dedim. Bunu çok hissederek söyledim. Böyle bir heyecana ihtiyacım var açıkçası. Ben buna ihtiyacım var. Güzel. Çünkü hakkımda söylenenlere fazlasıyla ve anlamsızca kulak veren bir insanım. Yani şurada üç arkadaşımız atıyorum üstündeki şey hiç güzel değil dese bunu gidip evde kesebilirim. Yani öyle bir yapım var. Ben biraz hakkımda söylenenlere yüzüme değil ama sanal ortamda arkamdan söylenenlere fazla takılıyorum. Bunu da o insanları önemsediğim için söylüyorum. Yani dobralık, açık sözlülük çünkü bizim insanımızın karakterinde olmasa iyi olur kabilinden bir şeydir. Aynı oysa bence çok değerlidir. Aynı fikirdeyim. Sözlüklerde, bloglarda ve türlü platformlarda yazılan şeyler birisi zahmet edip uzun uzun yazdıysa tabii ki okunmaya değer. Evet. Ona kıskanç, kompleksli, hastalıklı filan gibi isimler takıp görmezden gelmeye gerek yok. Hakikaten evet. Okumak lazım. Yani bir adam sadece küfrediyorsa hani onun da meraklısı değiliz değil mi yani? Hani aa ne dedi benim hakkımda acaba diye küfrediyor çünkü ama öbür adam oturmuş bir dosya kağıdı yazı yazıyor. Evet. Yani Erol Bey İstanbul'dan arıyor buyursunlar. Merhaba Okan Bey. Öncelikle adettendir oradaki konuklarınıza ve size özellikle Feridun Bey'e iyi geceler diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Feridun Bey'e bir sorum olacak. Daha doğrusu iki sorum olacak. İlkini sorayım. Buyurun. Öncelikle duruşu ve karizması hakkında bir soru soracağım kendisine. Bakıldığında bütün olanların farkındayım ama bu durumdan memnun değilim gibi bir havası var açıkçası. Bu da sözlerine oldukça da yansıyor. Acaba bu duruşu kendini bildi bileli var mı? Yoksa özellikle müzik sektörüne girdikten sonra edindiği bir duruş mu diye kendisinden duymak istiyorum bunun cevabını. Teşekkür ederim. Çok fazla kontrollü ve çok ihtiyatlı bir tiptim ben hani gençliğimde. Ne bileyim hep bu örneği veriyorum ama gerçekten içimde kalmıştır. Hani şöyle içip dağıtıp sarhoş olup arkadaşlarımın kollarında küfelik bir vaziyette eve bırakılmak isterdim yani. Böyle bir geceyi yaşamamış olmayı bir eksiklik olarak addediyorum gerçekten. Hak ediyor muydun? evet yani olmalıydı bence. Hani. Yani o kadar sevgisini kazanmış mıydın arkadaşlarının?
Sanıyorum evet. Yani hep dostluğa çok önem veririm. Yani bir şarkımda var babamdan bir, hani babamın böyle çok fena lafları vardı. Çok az konuşurduk ama çok şey öğrendim ben ondan. Bir dost az ikisi çokmuş derdi bana üniversiteye başlarken. Bir daha söyler misin? Bir dost az ikisi çoktur oğlum, dikkat et evet. demişti. Güzel laf. Oysa ben hani dostlar için hani yerlerde sevilen bir adamımdır ve birçok dostumdan da hani dostla beraber anılan ilk kelime neyse onu çok yemişimdir. Ama inadına ve hala dostluğa çok önem veririm. Beni ayakta tutan şeylerden biridir. Her zaman beni çok seven arkadaşlarım oldu. En az benim onları sevdiğim kadar. Erol Bey sonra? İkinci sorumu sorayım kendisine. Bu biraz uzunca bir soru olacak ama şöyle toparlamaya çalışayım. Uzun soruların cevabı kısa olur ama yani. Örneğin senaristler senaryo yazmaya başlamadan önce birçok şey gelir aklına. Gelir ve bunları kağıda dökmezler. Herhangi bir şekilde kayda almazlar. Belli bir süre sonra basit bir fikirden bir senaryo yazıp onu filme dönüştürürler ve bu patlar. Yani tutar. Bundan sonra onların kafasında şöyle bir şey oluşur. Yani keşke daha önceki senaryolarımı da kayda alsaydım ve onları da bir şekilde kaydetseydim ve insanlarla paylaşsaydım diye kendilerini zararda hissederler doğal olarak. Siz de müziğe başlamadan önce, ya müziğe başlamadan önce derken şarkı sözlerinizi yazmadan önce, daha doğrusu sözlerinizi yazmadan önce ki fikirlerinizi yazmadığınız için kendinizi zararda hissediyor musunuz? Güzel soru ya. Evet. Benim başucu notlarım var. Çok kayıtlarım var. Hani her teknolojiye dair kaset kaydım var. Şimdi çok güzel bilgisayar programı kaydım var. Her çağa dair kaydım var. Zarar kelimesi tam olarak sizin kastettiğiniz olmayabilir ama bazı şeyleri hatırlayamadığım için, bazı şarkılarda eksik kalan o iki ya da üç kelimeyi hatırlayamadığım için çok hayıflandığım, üzüldüğüm olmuştur. Bu da çok çok doğal bir şey. Çünkü beni şarkı yazmaya iten şey yan yana geldiğinde birbiriyle çoğalan ve büyüyen birkaç kelime aslında. Hani içimden şehirler geçiyor şarkısını öyle yazdım. Hani çok içi boşaltılan, dalga geçilen bir şey de oldu. Hani içimden otobüs geçiyor, içimden kainat geçiyor falan diyenler de oluyor ama içimden şehirler geçiyor. Ben ikinci köprüye bakarken bir anda yazmak aklıma gelmişti. Bu tip hani birbiriyle iyi ilişki kuran kelimeleri unuttuğum zaman üzüldüğüm oluyor. Kusura bakmayın, zarar derken mecazi anlamda, sizin verdiğiniz anlamda zarardan bahsetmiştim. Zaten hani mental anlamda bir zararı düşünecek biri olduğunuzu kesinlikle düşünmüyorum. Okan Bey'in de keza aynı şekilde. Eyvallah. Yani zarar derken tam olarak sizin açıkladığınız zarardan bahsetmiştim. Çok da güzel bir cevap oldu bunun için. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size. Ederim. Doğrusunu cevap vereyim. Bazı şarkılarımda gerçekten çırılçıplak hissediyorum. Onu söyleyeyim yani. Böyle bir zararsa hani ama sonuçta evet. Hani çıplak hissettiğim insanlar sonuçta bana beni anlatan insanlar oluyor. Orada da çok gocunmuyorum açıkçası. Erol Bey teşekkür ederiz katkınız için. Ben teşekkür ederim. Ve güzel sorular için. Çok sağ olun. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum izin verirseniz. Tabii. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle de hani böyle laf olsun diye söylemiyorum. Programlarınızı gerçekten bekliyorum. Dördüncü programınızı da bekliyorum şu anda. Yani televizyonu açtığımda sizin programlarınızın dışındaki zamanlarda sanki televizyondan bana küfrediliyormuş gibi hissediyorum. Sanki algılarıyla insanların alay edildiğini düşünüyorum. Özellikle ulusal kanallardan bahsediyorum. Hani sizin de sıkça dile getirdiğiniz insanların adresi kaçma durumları oluyor. Mecburen yapılan bir şey. Programlarınızın devam etmesini, hatta her hafta içi bütün günlerde programınızın olmasını diliyorum. Yani bu yönde bir çalışmanız olursa da çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Şimdi bazı fotoğraflar göreceğiz. Bu fotoğraflarda çağrışımlar hemen bize bir şeyler
söyleyebilirsin. Bu da biraz programın sonlarına geldiğimizin işareti. Elimde çok fazla soru var. Fakat Feridun Düzağaç özel bir konuk olduğu için o soruları sormama bile gerek kalmadı. Hani sorular... Yani bugün fena şımardım zaten. Hani gittiğimde ne bileyim bu ay ev sahibinin kira almamasını bekliyorum. Yani yarın marketten alışveriş yaptığımda buyurun denmesini bekliyorum. Hani İnşallah. İnanılmaz bir gece oldu. Sağ İnşallah. Olun. İnşallah. Ben de sayende neler bekliyorum. Ben de bekliyorum yani. ki bizim bakkal bayağı bir yazıyor. Yani onu söyleyeyim. elimde çok malzeme kaldı. Ama böyle içten yürüdüğü için de çok memnunum. Program. İşte şimdi o fotoğraflar geliyor ve hızla ne çağrıştırıyor? Geldi Mazhar Alanson. Yani birini kıskanmaksa eyvallah hadi babayı ki, kıskanalım. Ki 40 yaşında tekrar başlar mı? Başlar evet. İşte. Mazhar abi kaç yaşındadır? Benim için çok tanımsız bir varlık o gerçekten çok özel. Yaşı yok galiba yani değil mi? Benim için bir yaşı yok. Ve umarım uzun 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 yıllar İnşallah. Eser ve yazar. Bir diğeri. Antidepresan. Hepsini tanıyorum söyleyeyim mi? Reklama girmesin. Tamam. Bir diğeri. Beşiktaş. Vay. Hay Allah'ım. Yani program başından beri en cool oturan konuğumuz bir anda böyle heyecanlandı. Ama futbol böyle bir şeydir. Böyle bir şey. Seviyoruz. Yani. Bu yüzden seviyoruz. Bir diğeri. Evet. Nazım Hikmet. Evet. Bir diğeri. Çukurova. Bir dakika galiba yöntemde bir salaklık oluşmaya başladı. Ben Çukurova'yı ya da Nazım Hikmet'i göstereyim alkışlayın diye göstermiyorum. Ben sen bir şey söyleyesin yani, diye gösteriyorum. Bir şey söylemem mümkün olmuyor. Ne söyleyeceksin? Nazım Hikmet Çukurova yani, alkışlayacağız. Çukurova hani şunu söyleyeyim teyze yani benim anne tarafım Adana'da ve hepsinin böyle büyük büyük pamuk tarlaları var. Bir gün çalışmıştım ve bir gün pamuk toplayıp bir hafta yattığım bir anda aklıma geldi. Hani çok çok zor iş yani tarım emekçisi olmak çok başka bir şey. Güzel. Hepsi çok kutsal bence. Bir diğeri Allah rahmet eylesin Ahmet Kaya. Kültürel toplumsal linçin bence en kıymetli kurbanlarından bir tanesi. Ben Ahmet Kaya öldüğünde onunla aynı şeyleri hani hayata bakışımız falan çok farklı. Memleket meselelerine bakışımız çok farklı, çok uç. Ama onun öldüğünü öğrendiğimde bulunduğum yeri de hatırlıyorum. Fındıklı yokuşunu hüngür hüngür ağlayarak yürümüştüm. Sevgili eşi Gülten benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandır. Onun albümünde Beni Vur'u söylemekten dolayı çok mutlu oldum. Ve fakat o şarkıyı söylediğim için uğradığım haksızlıkları da, hakaretleri de sanırım unutmam pek mümkün değil. Ama asla pişman değilim. Bu bizim gibi toplumlar sanatçılarını anlamak zorunda. Güzel. İşte buna bir alkış gerekiyor. Tom York, Radiohead. Görelim. Metroya geçtin. Ha, burada. Hani belli dönemlerde dinlediğim ve hani sound olarak da çok beğendiğim hani domino taşlarından biridir öyle denir ya. Fakat bir klipteki halimi babaya benzetmişlerdi. Ben de hani röportajda ben çok benzetilen yani birilerine hep benzetildim. Hani en son günleri Civaoğlu'na benzetildim falan hani öyle hani. O da mı oldu? Yani zaten bu Bono hikayesi adamlar Bono, konsere evet. Geldi. Hani sanki bunu
böyle bir imaj çalışması içinde olmadım. Eminim ki bugüne kadar benimle ilgili böyle düşünen insanlar şu iki saatlik sohbetten sonra biz bu adama haksızlık etmişiz demeliler. Yani bunların bir kıymeti olmalı. Ben de kazara hani ya birilerine özenebilir insanlar. Benim öyle bir takıntım yok ama... Ama özensem Güner Cemaloğlu'na özenirim diyorsun. Özensem hani fiziki özrü olan bir insana neden özeneyim hani demiştim. Bu sefer başka bir tukaka şey başladı. İnsanları fiziki şey durumlarına göre mi ayırt ediyor diye. Yani kimseye özenmedim. Kimseye de özenmez. Bir adam sahneye çıkıp bütün çıplaklığıyla kendi hikayelerini anlatıyorsa... Bizim gibi adamlar özenmez ama sistem içinde popüler müziğe belli kaygılarla hizmet eden ve bundan beslenen insanların birilerine özenmesi yani tırnak içinde star müessesesinin olmasını da asla yadırgamadım. Başka bir dünyanın adamıyım. Beni dinleyenlerin bunu anladığından eminim. Hani bir de böyle kararsız tipler oluyor. Onlar da bugün anlarlarsa çok mutlu olurum. Yani. Güzel. Metro! Alkışlayalım mı Metro'yu? Bir Metro'yu şey da alkışlayalım. Peki Metro'yu alkışlıyoruz peki. Metro yaşlandığımı yani galiba yaşlanıyorum diye ilk bir Metro'da söylemiştim kendime. Galiba yaşlanıyorsun oğlum demiştim. Çünkü bir delikanlı yer vermişti. Yani hani Feridun Düzağaç gibi de vermemişti açıkçası. İlk Metro hani Metro deyince aklıma hep bu gelir. Hep de bunu söylerim. Bir de bizim Metro'ya binme hakkımız yokmuş gibi davranıyor bazı insanlar. Yani buna da çok çok sinirleniyorum. Yani Metro çünkü gerçekten zamanı çoğaltan bir şey. Ben bir de hani yıllardır araba kullanıyorum. Çok da severim. Ve ama İstanbul trafiğinde araba kullanmak için gerçekten artık biraz gün geçtikçe sihirbaz olmak gerekiyor. Evet. Mümkün olduğu kadar metroyu kullanmaya özen gösteriyorum ama orada da böyle hani benim orada bulunmamdan rahatsızlık duyduğuna dair çok bakış hissediyorum. Çok rahatsız oluyorum. Yani sanki bütün Türkiye bizi izliyormuş gibi davranıyorum ama lütfen hani hiç değilse bana böyle bir ayrıcalık yapın. Bazı lükslerimiz var bizim de hayatta ben, olmalı. Ben eşle dostla ya da eşimle ya da arkadaşlarımla binince bir şey olmuyor. Ama sen yalnız bindiğin için mi böyle bir his ya da bir bakış alıyorsun? Yalnız mıydın bu? Ya, yer verildiğinde yalnızdım. Çok yorgundum. Belki ondandır. Onu hani şaka olsun diye söyledim ama gerçekten yani ben atıyorum Levent'ten Taksim'e karayoluyla bir saatte gitmek yerine neden 8 dakikada metroda gitmeyeyim ki? Yani benim böyle bir hakkım olamaz mı? Hani, tabii ki var. O zaman herkesin bu hakkına saygı duymalı yani. Bir diğer fotoğraf. Telefon. Alkışlayalım mı bir şey söylesem? Yok alkışlamıyorum. Tamam. Bir diğer fotoğraf, ünlü yönetmen ve müzik adamı Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül'ü alkışlayalım ve hemen geçelim. Bir diğer fotoğraf, paparaziler en çok alkışı onlar hak ediyorlar. Paparazilerle... Bir de Güneş Gazetesi'nin bugün çok... Üzücü bir haberdi. Güneş Gazetesi magazin servisinde çalışan çok genç bir yıldır da işsiz olan bir basın mensubu arkadaşımızın intiharı. Ben de internet sitelerinden gördüm. Hakikaten onun anasına da saygıyla söz etmek gerekiyor. Yani işleri kolay değil bu arkadaşların. Onları sabahlara kadar Bodrum'da, İstanbul'da, Ankara'da dolaştıran editörlerin de biraz herhalde dikkatli olmaları gerekiyor. Bu arkadaşlar hepsi kolay işler yapmıyorlar çünkü. Ama biz yine nefret etmeye devam edelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Benim... Yani sağ olsunlar çok güzel bir hukukumuz var. Yani pek bulaşmıyorlar bana. Hani güzel. Çok bulaşılacak bir adam olduğumu da düşünmüyorum. Yani benim için sıradanlığım çok değerli. Ben haftanın en az 2-3 günü kızımı okulundan alabiliyorum. Ve bu benim için çok büyük mutluluk. Kimse bana orada afra tafra yapmıyor. Yani ben bazı şeylerden vazgeçerken tamam şöhret hukuka ama hani... Ev sahibinin kira hikayesi de bir aklımın bir köşesinde olduğuna göre bunların maliyeti var. Ben bunu bilerek yaptım ve çok mutluyum. Yani güzel. Çünkü
bütün bu güzelliklerin yanında kızımın babası olmak ve ona karşı sorumluluklarımı yerine getirebilmek benim için çok çok pahalı bir şey, paha biçilmez bir şey. Bir diğer fotoğraf, Neyzen Tevfik. Ya bu herhalde bir müzisyenin fotoğrafı değil mi yani? Hakikaten. Yani. Hani müzisyen kimdir desem ben bu fotoğrafı göstermek isterim yani. Şair kimdir desen de bu fotoğrafı göstermek isterim. Adam kimdir desen de bu fotoğrafı göstermek isterim. Her şeyin karşılığı, birçok güzel şeyin karşılığı. Bir diğer fotoğraf geliyor. Bülent Ortaçgil. Çok güzel bir 40. yıl konseri oldu Bülent abinin. Ben de katıldım. Albümde de yer almıştım. Ve yani söylediklerim yanlış anlaşılmasın ama Bülent Ortaçgil bize özgü bir samimiyetsizliğin bir ikonu gibi gelir bana. Hepimiz her dönem, her daim Bülent Ortaçgil'i severiz, tapırız, dinleriz de bu adam manevi şeylere girer ama maddi olarak bunun karşılığını alabilmiş değildir. Bunun Bülent abinin böyle bir kaygısı olmadığını çok iyi biliyorum ama... Ama ne böyle zaman ki... Böyle bir samimiyetsizlik sezerim. Yani 40. yılını beklememeliydi Bülent Ortaçgil. Bülent Ortaçgil olduğunu hissettirmek için. Kendi dinleyicileri dışında değil, dışındakiler için söylüyorum. Valla ne kadar güzel, aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu ülkede bazı insanları sevmek, Bülent Ortaçgil'i sevmek, Sezen Aksu'yu sevmek ve birçok devrimci, onlar gibi devrimci müzisyenleri sevmek politik olarak doğru hareket olmamalı. Evet, gerçek bir politik olarak yanlış hareket olması gerekirken ya da bu ülkenin devrimci şairlerini sevmek, bu ülkenin devrimci türküler söyleyen ya da herhangi bir şekilde Türk halk müziğine hizmet eden insanlarını sevmek politik olarak doğru olmamalı. Yanlış olmalı. Yani bilmem insanlar ne dediğimi anlıyorlar mı? Yani bayramda kart göndermek gibi olmamalı. Evet. Hakikaten bir emeğin sonucu olmalı. Öyle çok değerlidir falan diye geçinmemeli, gerçek hakkı verilmeli. Gerçek bir Türkiye markasıdır. Yani evet, kesinlikle öyledir. Peki, İkit hayatımızla ilgili iki önemli fotoğraf arka arkaya geliyor. Onları alkışlamayacağız, sakın alkışlamayın. Doğum günü ve cenaze. Ve fotoğraflar gidiyor. Ölüme dair düşünceni merak ediyorum. Bu gazeteler şeyleri çok yayınlıyorlar. Çok kafa yoruyorum. Son olarak ne demişler hani şairler, yazarlar bilmiyorum gördün mü? Gazetelerin internet sitesinde var. Hani fena değildi diyen var ölürken. Yahu böyle mi oluyormuş diyen var. Hadi yahu diyen var. Çok edebi bir laf. Eden var, etmeyen var, pişmanlık, nedamet dile getiren var falan filan. Böyle bir röportaj, yani bir röportaj içinde buna benzer bir soruya cevap verdiğimi hatırlıyorum ama verdiğim cevabı hatırlamıyorum yani. Ne güzel. Karşılaştığınızda hani Tanrı'yla o gün geldiğinde ne dersiniz gibi bir soruydu galiba. Hani hatırlamıyorum cevabımı ama hani. Ne derdin? Allah razı olsun mu? Yani dışarı uzaktan bakıldığında bu kadar hani hayatın ve yaşama sevincinden uzak duran, uzak duruyor gibi şarkılar yazan bir adamın hani ölümü karşısında söyleyeceği şeyin çok da senin verdiğin örnek dışında olmaması gerekiyor ama bilmiyorum yani mutlu ölmek, huzurlu ölmek çok önemli sanki. Yani acısız ölmek, acı çekmeden ölmek çok önemli. Çünkü öldükten sonra zaten birçok insana acı çektiriyoruz. Bu yaşadığımız sevginin yoğunluğuyla alakalı. Ben yaz başında Bozcaada'dan çok çok sevdiğim bir adamı kaybettim. Üzerinden aylar geçti ama her Bozcaada gidişimde bir yerden karşıma çıkacak gibi bekliyorum. Biraz başka bir şey yani umarım yakışıklı bir ölüm olur. Peki. İşte bu kadar. Buradaki stüdyodaki
stüdyoyu hakikaten bugün dolduran değerli misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar, evet şimdi Yeditepe Üniversitesi'nden, Kırklareli Üniversitesi'nden, Bilim Üniversitesi'nden, Nişantaşı Meslek Yüksekokulu'ndan, İzmir, Bergama, Akif Ersezgin Anadolu Lisesi'nden, 19 Mayıs Üniversitesi'nden, Avrupa Meslek Yüksekokulu'ndan gelen ve bizi, programımızı destekleyen izleyenlerimiz, aynı zamanda Nişantaşı'ndan gelenlerin, bir dakika, gel peki gel. Bana bu çiçeği getirmişler. Ben de siz izin verirseniz bunu evine giderken evinde eğer... Nişantaşı Meslek Yüksekokulu ailesi olarak... Buraya. Nişantaşı Meslek Yüksekokulu ailesi olarak bu çiçeği size takdim ediyoruz. Tamam hadi koş. Çok teşekkür. İskenderun'a sevgilerimi gönderiyorum. İskenderun'a selamlar. İskenderun. Evet koş peki. Böyle koyalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ya bitmedi tabii ki. Bir şarkı tabii ki. Son ve en kısa belgesel ve şarkı. Feridun Düzağaç, tıbbi mümessil Salih Mete Bey ve ev hanımı Servinaz Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak 10 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya geldi. Belki güneş bir gün ikimiz için var. Belki korkuları hayallerimiz boğar. O masal günü gelinceye kadar susuyorum, susuyorum. Susadıkça yüzüm düşer aklıma. Düşlemekten adını anarım, çoğalır sesin. Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten. Bir elimde gökyüzü var. Korkularda benim, umutlarda beni bırakma, beni bırakma. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala, ötekinde kayıp giden yıldızlar la la. La la, korkularda benim, umutlarda beni bırakma, beni bırakma. Kimse kimsenin her şeyi olamaz. Hış, dili geçmişten tek yaramsın sen. Sensiz kimsenin kimsesiz miyim bilmem. Hiç bilmek istemem, hatta düşünmem. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala, ötekinde kayıp giden yıldızlar la la. Korkularda benim, umutlarda beni bırakma, beni bırakma.
bak bir elimde gökyüzü var. Ötekinde kayıp giden yıldızlar. La 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 la. Korkularda benim, umutlarda. Ötekinde kayıp giden yıldızlar. Korkularda benim, umutlarda. Beni bırakma, beni bırakma. Sinema bileti, birkaç euro, birkaç kuruş, tanımadığım anahtarlar. Hangi evin kapısına uyacak, yoksa kapıyı kim açacak? Çantamın içinde kırık sigaralar. Sanki paramparça bir aşk hikayesi içinde ben faili meçhul. Bir kadın var, biliyorum. 220 gibi bir numara var aklımda ama biri eksik. Aşk sözlerinin heceleri kayıp. Flashlar. Flash, flash, and some thoughts leave my mind. Eğer kayıpsam şu anda. I'm lost. Kayıp. I'm lost, lost, really lost. Kaybolmuş gerçekten. Götür beni şoför şehrin merkezinde büyük medya binasına. There are love words I know some are missing. Bu gece yepyeni kimliğimle size bir hikaye anlatacağım. Bundan yıllar yıllar önce kendini yitirmiş bir adam bir gece büyük televizyon binasında mikrofona konuşmaya başlar. Hikaye o kadar basmak kalıp sıradan anlamsızdır ki kimse bir anlam bulmaya çalışmaz. Sonunda bu anlamsız dünyada adam kral olur. Kral üzerine kral
ölür.